Bugün şarkıcı kimliği ve yemek eleştirileriyle dikkat çeken aslen Adanalı yarışmacımız Serdem'le beraberiz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Gözlerime inanamıyorum. Aman efendim, kimleri görüyorum? Ebru Polat. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? Allah'ın olsun işte, yemek yapmaya geldik. Serdemciğim, ne güzel bir sürpriz hazırlamışsın bize. Evet Ebru, benim uğurumdur. Her zaman uğur vermiştir. Bugün de bana uğur vereceğine inanıyorum. Evet, hem uğur vereceğim hem de Serdem'i burada birinci yapmaya geleceğiz. Ha, inşallah. Bir de Serdem dedi ki anlaşamadığım birileri var, gel de bir dedi yol alalım. Eyvah! Bu arada ne kadar şıksınız. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakıyorum da çok fitsiniz. Yeşiller de çok yakışmış. Ev hanımları evlerinde böyle giyiniyorlar. Ben de bu şekilde giyindim. Serdemciğim, önce seni yakından tanıyalım. Kimsin, neler yapıyorsun, anlat lütfen. Ben Adanalıyım, Serdem Erol. Profesyonel sahne şarkıcısıyım. Adana'da doğdum. 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ebru Hanım'la da çok birlikte çalışıyoruz. Aynı sahneyi paylaşıyoruz. Çok konserlere gidiyoruz. Genelde Karadeniz'de, şu sıralar Sinop'ta hafta sonları sahne alıyorum. Peki Ebru Hanım'la kaç yıldır tanışıyorsunuz? Ebru Hanım'la bir 15 yıl var. Oldu, evet. Ben ilk sahnelere çıktığımda, evet, bir vokal olarak götürülmüştüm. Evet, evet, vokal olarak tanışmıştık. Sonra Serdem'in, evet, o güzel karakteri, kişiliğini tanıyınca, evet, en yakın dostum oldu. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Vallahi 15 yıldır bu dostluğu korumanız çok güzel. Tabii. Hiç tartışmadık, kavga etmedik. Maşallah. Birbirimizin arkasından konuşmadık. Bu sektörde böyle bir dostluk kurmak zor, öyle değil mi? Çok zor ama gerçekten Serdem karakteri çok oturmuş. Çok düzgün insan, nadir düzgün insanlardan biridir. Çok uyumludur. Ya ben diyorum ki zaten Serdem'le anlaşamayan kimseyle anlaşamaz. Gerçekten mi? Yalnız masalarda herkesi çok zorluyor. Yani dürüsttür, doğrudur, haksızlığa gelemez. Kafasına yatmayan bir şey varsa net bir şekilde söyler. Ben Serdem'de bir problem olduğunu hiç düşünmüyorum. Peki Serdem'in yemekleri nasıl? Bayılırım, harika. Ama çok sevdiğim bir yemeği vardı, onu yapmayacakmış. Neden bilmiyorum. Çok istemiştim onu yapmasını, yiyecektik ama olmadı. Hangi yemek? Kısırı harika yapar. Ya! Neden? Evet, bizim Adana'ya özgü. Vallahi Adana'ya özgü kısır da çok güzel olur. Demek kısırı çok güzel yapıyorsun. Çok isterdim, evet, yapmasını. Evet, kısır yaparım, dedim. Dolma yaparım. Ben yaparım, 2 dakika dedim, yok dedi. Peki ya siz Ebru Hanım? Sizin yemekte aranız nasıl? Ben her yemeği yaparım ama ben yemeği tercih ediyorum. O yüzden hiç yapmıyorum mesela. Nasıl yani? Hiç mi yapmıyorsunuz? Her yemeği bilirim ama yapmam. Bizim Dilek Hanım gibi. Yapmam gerekirse yaparım. Dilek Hanım'dan. O da mı öyle? Yemek yapmayı bilmiyorsunuz dedim. Öyle bir tipiniz var dedim. Ondan bir tartışma oldu. Ben biliyorum. 5 dakikada her şeyi yaparım. Ebru Hanım evine de çok gitmişimdir. Kalırım zaman zaman. Gerçekten inanılmaz derecede misafirperverdir. Yapar yani. Ama hiç yapar, yapmadım. Evet. Ama yapmıyor da yani, yapar. Yani Serdem'e hiç yemek yapmadım. Belki bir gün yarışmaya katılırsanız sizin de yemeklerinizi görmeyi çok isteriz. Yaparım yaparım, her yemeği biliyorum. Ama dediğim gibi ben yemeği seviyorum yani, yapmayı da. Çünkü o mutfağa girdiğimde o kokusu mu ne bilmiyorum beni doyuruyor. Ben sormasa da yemek yemiyorum. O yüzden sevmiyorum yani. Serdemciğim, günlerdir çok üstüne geliyorlar. Bugün ne olacak sence? Yemeklerimi eminim ki eleştirecekler. Çünkü kendi yaptıkları yemekler yine hep böyle Türk usulü yemeklerdi zaten. Her ne kadar saraydan çıkma pilav olarak getirdi ama bence saraydan kaçırdılar pilava. Saraylı hanımefendi sen var. Sen anlaşamadın mı yani şimdi masadakilerle? Ya hanımefendi, saraydan geldik. Biz saray soyu, paşa torunlarıyım dedi. Hmm. Normal kıyafet, ben böyle bir şeylerle, kaftanla falan beklerdim hanımefendi. Hiç öyle bir şey yok. Yok yani. Beni eleştirecekler. Evin bu falandır filandır. Hatta çubuk da getirdim. Ne çubuğu? Yemeklerim yemeleri için böyle çubuk yesinler. Pilavı da çubukla yesinler.
Ben göstereceğim bilmeyenlere. Menüde Uzak Doğu yemekleri mi var yoksa? Evet, biraz Uzak Doğu sentezleri var şöyle bir, evet. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Çorbam kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağ sunumuyla bal kabağı çorbası. Güzel. Ara yemeğim yoğurt ve tereyağlı biberli sos eşliğinde... Sosyete mantısı, kıymalı sosyete mantısı. Peki ya ana yemek? Ana yemeğim ise zencefilli, soya soslu, susamlı ve jülyen doğranmış dana etli, Asya usulü sote. Yanında pilav gibi bir şey var mı peki? Yanında da evet, jasmin pirinçten beyaz karabiberli bir pilav yapacağım. Şimdi ana yemeğin... Zencefilli, soya soslu, susamlı, Asya, Uzak Doğu usulü dana et sote ve beyaz toz biberli yasmin pilav. Doğru mu? Evet. Detay detay yazdım ki içinde ne var, bunun içinde ne var diye sormasın. Yalnız sen bile yemeğin adını doğru söyleyemedin. Onlar nasıl hatırlayacak bakalım? Evet. Çok detay, ben detaycı birisiyim. Koç burcu olduğum için detaylandırmışım ama unutmuşum yani. Peki salatan ne? Salatam da yine Asya usulü, avokadolu ve soya filizli bir salata. Ve son olarak tatlı? Tatlım da efendim buradan selam göndermek istiyorum. Mümkün mü? Tatlımın yaratıcısına. Tabii. Almanya'da çok sevdiğim arkadaşım Damla evinde kendi yapıyordu. Ve gördüm, yedim, çok beğendim. Tarifini ondan aldım ve aynısını yapacağım. Mascarpone peynirli, orman meyveli, soğuk tatlı. Sen bayağı para harcayacaksın herhalde bunlara. O orman meyveleri ne kadar sen biliyor musun? Evet evet, bayağı aşacağım ben bütçeyi çünkü hepsi pahalı, hepsi kaliteli yemekler, sunumlar. Artık yani bütçeyi de aşarsam Gürbüz herhalde yardımcı olacaktır. Biz markete gidelim de gerisi kolay. Hadi gidelim bari. Ebru'cum şans dile istersen. Bol şanslar. Ah, çok fazla harcama tamam mı? Aman diyeyim. Ay, olsun, harcarız. Severiz harcamayı. Gürbüz verirse okey ama sakın sen. Verecektir evet. Hazırsan hadi gidelim. Hadi bakalım. Şimdi çok uzun yazmış isimlerini. Aslında isimleri normalde o kadar uzun değil. Yani Asya usulü Uzak Doğuları eklemiş. Yani et sote, sosyete mantısı, klasik Türkiye'de yediğimiz şeyler bizim. Jasmin pilav, yani ekstradan üstüne işte beyaz toz biber diye ekleme yapmış. Tatlı zaten dediğimiz gibi basit bir tatlı. Çok böyle zorlatacağı bir menü olduğunu düşünmüyorum. Yani genel olarak Uzak Doğu menüsü hazırlamaya çalışmış ama orada sosyete mantısı biraz anlamsız durmuş. Yani zaten Serdar Bey farklı bir kişilik olduğu için böyle ondan aslında beklediğim bir menüydü. Oraya bir Çin mantısı ekleyebilirdi. Tabii onu elde açması gerekeceği için oraya daha basit sosyete mantısı yazmış. Çünkü hamur açıp kendi emek vererek yapacağını düşünmüyorum. Upuzun isimler yazarı kafamızı karıştırmaya çalışmış. Birazcık hani menüsü boş olduğu için yemeklerin kendisi isimlerle onu doldurmaya, tamamlamaya çalışmış ama çok yine dediğim gibi boş bir menü olmuş. Saçma, anlamsız, uyumsuz birbiriyle. Çok güzel bir yemek geçireceğimizi zannetmiyorum ben. Kendisinden ben hiçbir şey beklemiyordum. Karşımıza Asya Uzak Doğu menüsü diye bir menü çıktı, arasında Türk sosyete mantısı. Herhalde onu benim için yaptı, sosyete buluyor ya beni. Bakacağız ya, vallahi çok eğleniyorum gerçekten. Serdemciğim, hızlı başladık. Evet, başladık. Hemen almam gerekiyor alacaklarımı. Hadi al bakalım. Şöyle... İlk ne alıyorsun? Şöyle kapya biber alıyorum. Sırada yine bir tane de şöyle bir yeşil. Ya menünde ne kadar çok detay var. Çok detaylı bir menü benimki. Arkasından... Yalnız bir tane dolmalık yeşil biber yetecek mi? Ya başına bir iş gelirse? Kendim evden getirdim. Bunun sarısı da var. Karışık yapacağım, renklendireceğim biberleri. Başka neler getirdin? Çorbam için kabak getirdim. Kabağın sosu içinde yağ, kabak çekirdeği yağı ve kabak çekirdeği getirdim. Kokteyl domatesleri de aldık. Ahmet abi de buradaymış. Merhaba, hoş geldin. Ahmet Bey nasılsınız, iyi misiniz? Sizi hep görüyorduk nihayet karşılaştık. Bekar Ahmet Bey değil mi bu? Evde kalmış Ahmet Bey. Aynen, eyvallah. Ya baylar, şu evde kalma meselesini bir konuşalım. Malum ben de evde kaldım. O zaman dernek başkanı sen yapalım. Serdemciğim sormasayım, kaç yaşındasın? Merakla sorulan Serdem'in yaşı 55. Bu kadar basit, gurur duyuyorum. Serdemciğim böyle dinamik ve fit görünmeyi neye borçlusun bakayım? Düzenli uyku, sağlıklı beslenme
Sağlıklı yiyecekler ve içecekler. Bence asıl yemek yapamayacak tip gerçekten Serdem Bey'de var. Yani keyfe keder böyle mutfağa girdiğini düşünüyorum. Çok kendini mutfağa verip yani onun da Dilek Hanım gibi el lezzet olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Serdem Bey bence sinirli ve gergin olabilir. Başta bize evet şey karşılayacaktır, böyle eğlenceli karşılamaya çalışacaktır ama masada aldığı yorumlar karşısında tamamen 180 derece, 360 derece dönecektir diye tahmin ediyorum. Dönecek yani, dönecek. Sürekli taklit yapıyor zaten yani gereksiz, anlamsız. Biz buraya bir yemek programına geldik. Stand-up'a gelmedik sonuçta. Ne gerek var bu şovları yapmaya? Buradan hemen şöyle bir soya sosu alıyorum. Bugün sana hakkını verecekler mi dersin? Evet, vermeleri gerekiyor. Lütfen versinler. Peki, verirler mi? Evet, bence verecekler diye düşünüyorum. Tatlı malzemelerini de arabasına atan yarışmacımız içeceklerini de alıp et siparişini veriyor hemen. Şöyle 750 gram bir dana kıyma istiyorum. Hoş geldin. Çok hafif sağ böyle yaz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olasın. Bu arada Hakan ustam, antik dönem Roma heykellerindeki gibi asil bir duruşun var. Şöyle biraz daha durayım mı? Vallahi bence devam edelim ustam. Ha, tamam, yeter. Çabuk, hemen daha işim var, bitmedi benim. Ne alacaksın? Dana kontrpile istiyorum. Evet. Lütfen çok rica ediyorum. Şöyle parmak kalınlığında. 7 parça olabilir. Tamam. Ve şu parmak uzunluğunda da bana keserseniz. Bunlar çok, şöyle bunları yarım. Yarım yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de 750 gram. 1 kilogram yapıyorum, doğru evet, mu? Evet, 750 gram da kıyma istiyorum, dana kıyma. 750 gram da kıyma. Evet. Gel biz de eksikleri tamamlayalım. Etleri bile kendisinin doğrayacağını düşünmüyorum. Hazır kasaptan doğranmış bir şekilde alacaktır muhtemelen. Bence çok çabuk yetiştireceği basit bir yemek. Ben Serdem'e yemekleri güzel olursa yüksek puan veririm. Kötü olursa düşük puan veririm. Ayrıca 5 puanla kimse benimle arasını düzeltemez. Ben dün söyledim, benim yemeklerim en az 7 hak ediyordu, en az 7. 5 puanla kim benimle arasını düzeltiyor? Ayrıca ben buraya kimseyi birinci yapmaya gelmedim, birinci olmaya geldim. Ve son 6 dakika. Ay, nasıl böyle bir şey oldu? Hani çabuk bitiyordu? Şimdi ne alacaksın? Yoğurt alacağım, hani çabuk bitiyordu? Ya süre çabucak bitiyor işte. Labne peyniri nerede? Hemen sağında. Ne yoğurdu aldın? Probiyotik aldım. Hadi değiştir. Şimdi de kaymaksız aldın. Kaymaksız yoğurt aldım. Evet, tamam. Tamam o zaman. Koşsana arabaya. Tamam. Aa, beni şaşırtıyorsun sen. Ya şaşıran sensin. Süzme yoğurt alacağım biraz. Eyvah! Son 3 dakika. Ya 3 değil ya. Hadi şuradan kremanı da al hemen. Ya ekmek verin lütfen. Süre bitmeden etini de al bakalım. Ay, tereyağı. Eyvah! Koş Serdem, koş. Tereyağı nerede ya? Tereyağı hemen arkanda. Süren bitiyor, hadi çabuk. Araban nerede? Ya lütfen yapmayın bunu ya. Ben bunu saymıyorum, yok. Ben kasaya getirdim. Eksikler bitti mi? Hayır. Son 30 saniye. Hadi çabuk kontrol et listeyi. Eksik neyin kaldı? Yumurta. Hadi hemen al, hemen. Son 20 saniye. Yumurta da tamam. Ya asıl neyi unuttun biliyor musun? Ne? Etini. Tamam da yaptı ya. Koş hadi, al hemen. Hadi çabuk. Son 3, 2, 1. Sırf Ebru Polat'ın hatırına sana bir 10 saniye daha veriyorum. Hadi çabuk çabuk. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu borcu? 2880. Bütçeyi aşmışım. Neyse artık Gürbüzcüğüm, bunu aramızda hallederiz herhalde. Hallederiz. 2500 veriyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Peşini de alıyor muyuz? Tabii tabii.